Amerika'da eğer yani bir tık önde deniyorsa arabaya açıktır diyordu. Ve gerçekten de bugün çıkan neticeler Trump'ın sürpriz bir şekilde, daha doğrusu sürpriz de değil aslında, beklenen bir şekilde kazanmış oldu. Fakat bu kazancın, bu seçim sonuçları sadece Trump'ı başkan yapmadı. Yani ilk defa Cumhuriyet Senatosu'nda Cumhuriyetçiler çoğunluğu elde ettiler ve Temsilciler Meclisi'nde de aynı şekilde çoğunluğu elde ettiler. Trump'ın ilk dönemdeki başkanlık sürecinde biliyorsunuz özellikle Temsilciler Meclisi'nde önüne bir hayli engeller çıkartılıyordu. Pelosi Hanım vardı hatırlarsanız Temsilciler Kurulu şey başkanı, meclisi başkanı. Şimdi Trump'ın hem senatoda hem Temsilciler Meclisi'nde elinin çok rahat olduğunu görüyoruz ki yani Trump bir de tabii öngörülemeyen bir adam. Yani ne yapacağını kestirebileceğimiz bir siyasetçi değil. Bu Sıra iyi bir dışı şey mi, bir kötü bir şey mi bir siyasetçi açısından? Valla çok iyi bir şey sayılmaz ama zaman zaman iyiliğe de sebep olabiliyor. Yani bu özelliği itibariyle Trump müesses nizamla yer yer çatışıyor. Yer yer değil, çoğu kez çatışarak geldi bu noktaya da. Dolayısıyla müesses nizamın olumsuz taraflarıyla çatıştığı zaman iyi sonuçlar da alınabiliyor. Nihayetinde bizim S-400'ler konusunda Türkler haklı diyebildi mesela. Bir müesses nizamın etkisi altında olan başkan o cümleyi sarf etmezdi. Ama Ne aynı dedi? zamanda Türkiye'ye yaptırımları da devreye soktu. Şimdi güvenilmez, öngörülmez adam olduğu için yani içinden geldiği gibi hareket eden bir adam, Türkiye'nin çıkarı yahut da başkasının çıkarı zararından ziyade kendi çıkarını hesap ederek çok rahat hareket eden bir adam. O yüzden yani biz Türkiye olarak ondan faydalandık mı? Hayır. Bence Türkiye ondan çok faydalanmış yahut da onun Türkiye'ye çok bir faydası olmuş bir başkanlık dönemini geçirmedik. Tam Evet. tersine sorunlu dönemler geçirdik. İsterseniz Hatta Türkiye bahsine ben sonra geçelim. Lafı kesiyorum ama biraz yani bu şimdi zafer nasıl evet. geldi? Kimden oy aldı? Aslında bazı yerlerde mesela o bu kadar yüksek oy alması beklenmiyordu. Nasıl oldu? Trump 7 kilit Yani eyalet var. 7 kilit eyalette ezici bir başarı elde etti. Neye bağlıyorsunuz bunu? ama şimdi Amerika'daki seçimlerin sonuçları yahut da seçmenin eğilimi sanki Türkiye'dekine yakın bir eğilim gibi duruyor. Çünkü Amerikalıların ilk üzerinde durdukları sorun yine ekonomi olduğunu, enflasyonu düşüreceğini mesela vaat etti. Orta düzeydeki gelir sahiplerinden vergileri kaldıracağını, azaltacağını söyledi ki bu vaatler Nagihan Hanım dünyanın her tarafında insan celbeder. Her tarafında o celbeder. Artı bir de kaçak göçmenlerle ilgili çok sert bir politika takip etti. Bu da her ülkede aslında taraftar toplayabilen, bizim ülkemizde bile yani bir siyasi parti %2'lere, 3'lere varan oy toparlayacak şekilde kaçak göçmen yahut da göçmen karşıtlığı üzerinden oy devşirebildi. Dolayısıyla Trump hem ekonomide hem göçmen karşıtlığında hem orta sınıftan vergileri azaltma kaldırma gibi konularda hem savaşları ben durduracağım diyerek bir de yine bütün dünyada bütün insanların kulağına hoş gelebilecek ve onaylayabileceği bir şeydir. Ben Ukrayna'da da savaşı durdururum diyor. Gazze'de de onları ayrıca konuşacağız Evet. tabii. Buradan şeye ne kadar Peki şimdilik toparlayalım. İlk turu kısa kısa yapalım. Trump'a ne kadar güvenilir? Ancak Trump vaatleriyle bir defa seçmeni cezbetti bir. Bir de en önemlisi Trump'ın karşısında güçlü bir aday yok.